sevgili dostlar ve dostane arkadaşlar. Maymunlar cehennemi savaşıyor ya da geleceğimiz maymunlar veya maymunlar birlikten kuvvet doğar adlı filmi kanalı ben yeni dönmüş sevgili Ozan arkadaşımızla beraber. Merhaba Ozan arkadaşımız. Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Ozan'ın da kanalına yani hepimizin kanalına hoş geldiniz. Evet. Spoiler vermeden size son Maymunlar filmini işte şey yapacağız. Tavsiye edeceğiz ya da etmeyeceğiz. Sevgili Türk Doğan, sen filmi nasıl buldun? Bize 3-5 cümleyle anlat bakalım veya whatever. Filmde birkaç değişiklik olsaydı film güzel bir film olurmuş. Ama ve lakin çok büyük teknik eksiklikleri olan bir film olmuş. Seriyi izleyenler filmi devam niteliğinde izleyebilirler. Onun dışında ben hiç bu filmlere bulaşmadım. Ne yapayım abi deyince ilki filmi dilerseniz izleyin. Yani onlar güzel filmler. Özellikle ilki çok güzel bir film. Ama bu film hiç onlara yaraşamamış. Diye bulmuş sevgili Can. Sen Ozan'cığım nasıl buldun, ne düşündün? Ben de çok farklı düşünmedim. İlk iki filmden memnundum ben. Yani öyle sinemaya çıktıkça giderdim. Yazı yazmayacağım sürece özel bir ilgim yoktu ama en azından ilk iki filmden dolayı üçüncü filmin beklentim olmuştu. O beklentiyi kesinlikle karşılamamış. Özellikle filmin adı War for the Planet of the Apes. Öyle bir savaş görmedik, bir şey görmedik. Vaatleri karşılamamıştı yani. Valla bu iki arkadaşıma aslında nispeten ben de katılıyorum. Bu konuda pek bir fikir ayrılığımız yok. O yüzden size maalesef öyle demiş olduğumuz tek düze bir muhabbet olmuş oldu bu. Ama hakikaten öyle. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Ben izlerken çok sıkılmadım aslında ama hakikaten Can'ın dediği gibi yani 3-5 tane filmin böyle teknik diyelim şeyi var. Hani su kaçırdığı, fire verdiği yer var. Onları görmezden gelebilmek mümkün değil. İmkansız. Yani seyirci salak yerine koymuşlar yani. Bu hiç hoş değil. Ama. Hayatımda gördüğüm en iyi CGI bu filmdeydi. Evet, yani baya maymun, gerçek maymun abi yani. Hiç. Evet evet. Tülleri, kıyıları, işte kılları vesaire. Ben bir ara fena kaptırdım ya. Cidden maymun izliyoruz falan sandım yani. Hakikaten. Öyle yapmışlar ama hakikaten. Yok yok, hakikaten iyi yapmışlar. Hiç, ayırt edilemez seviyeye gerçekten surat mimik falan filan belki bir çıt dışında varılmış abi. Hayırlı uğurlu olsun dünyamıza. Artık sinemada CGI gerçeğe geldi yani. Evet evet, yani film teknik olarak yani görsel, müzik, carçurt olarak aslında kaliteliydi, güçlüydü. Hatta mesela bence müzik de bayağı aslında güzeldi. Hı hı. Şey olarak böyle geçmiş dönem filmlerin, hatta büyük ihtimalle Maymunlar Cehennemi'nin orijinalinin müziklerine benzer biraz modern ve o dönemin müziklerinin karışımı bir şey yapmışlar gibi mesela bana geldi. O tarz şeylerden keyif aldım. Zaman zaman hani bu öğelerinden ötürü o kaliteli bir şey izliyoruz diye düşündürtüyor ama işte senaryosunda ve kurgusunda var yani sıkıntılar. Onları spoilerlı videomuzda uzun uzun detaylı konuşacağız. Eski seriyi seviyorsanız, çok seviyorsanız da çok fazla selam çakma vesaire var. Ondan da ekstradan keyif alırsınız. Evet, serinin manyağıysanız gene izlenir. Ama yani ilk defa falan izleyecekseniz ya da ne bileyim çok meraklısı zaten değilseniz bence Cumali Ceber'e de gitmeyin tabii, ne bileyim. Spider-Man'e gidin yani mesela. Haftaya Valerian geliyor, belki onu kovalarsınız. Ama bu hafta yani işte ben maymun CGI'ında nerelere varılmıştım demek istiyorsanız, görmek istiyorsanız gidin. Şeyi de söylemiş olamam ama tekrar yani Can'ın Ozan'ın söylediği gibi aksiyon açısından çok coşacağım falan filan gibi beklentiniz de pek olmasın yani. O evet evet. Şey... Yani daha kısa olabilirmiş film. Bilemeyeceğim. Sence Ozan? Son bir şey diyeceğim mi? Daha açıklayıcı olsaymış diyeceğim ama yanlış anlaşılmak istemiyorum. Filmde üzerinden çok atlanan şey vardı. Onlar açıklayıcı olmalıydı. Ama filmde bir de salak yerine koyma açıklaması var ya filmde. Hmm. O olmasa yani ikisini böyle bir yer değiştirseydin süresi iyiymiş aslında. Okey arkadaşlar, bizden spoilersız böyle yani fazla da ipucu vermemeye çalışıyoruz. Spoilerla güzel güzel uzun uzun konuşacağız. Tavsiyemiz bu şekildedir. Kafanız karıştıysa çok normal. Bizim de biraz kafamız karıştı. Onun dışında kendinize iyi bakın. Abone olun ve de Ozan'a hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Koltuklar değişmiş ha. İşte öyle şeyler oluyor. O zaman da gelişeceğiz.